aldım abla. Kurabiye yapıyoruz. Gel. Emily, 3 gündür ışığın yanıyor. Bir dakika, ne oldu? Kurabiyelerini yaptım. Bir şehire ziyaret ettim. O zamanlar bir madigudim vardı işte. Dünyanın ilk Milka çikolatasını yakan kız. Ay çıkalım abla. Merhaba YouTube arkadaşlarım. Hande böyle diyor diye ben de artık böyle diyorum. En sevdiğim şey olan çikolata. Çikolata ve kurabiye yapıyoruz. Gel. Kimse dişsizi görmedi değil mi arkadaşlar? Bakın dişsiz ameliyat oldu. Bakın o dişsiz iyileşiyor değil mi dişsiz? Ne yapabiliriz diye düşündüm ve kurabiye yapmaya karar verdik. Hande içinde çikolata olmayan hiçbir şey yemediği için Merry Christmas kurabiyesine bile çikolata koyacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hem de Milkalı. Ay bu arada bir şey soracağım. Milkalar niye bütün Türkiye'de indirime girdi? Satamadılar herhalde. Bence neden bilmiyorum. Milka artık karar verdi. Türkiye'den elini çekecek. Muhtemelen olabilir. Muhtemelen haklısınız satamadılar. Ben bunu bize yapmayın. Arkadaşlar Hande'nin eritmekten hoşaf ettiği margarini dolaptan çıkartıyorum. Aylardır Emily evde yok. Biz de dedik ki ev bir coşsun, bir yükselsin. Arkadaşlar hepimizin hayatı o kadar değişti ki. Değişik kırılma noktalarıyla dolu bir yepyeni bir yıla giriyoruz. Bu yıl çoğu şeyi geride bıraktık. Veda ettik. Mutluyuz, huzurluyuz. Annem evinde yok. Şaka gibi Eda'nın yanına gitti. Bir aydır orada. Bir aydır annesizim. Değişik bir yıla başlayacağım. Sen neler düşünüyorsun? Bana geldi lan. Çok duygusalım. Ya dalga geçme. Yükselelim yay. Ne alakan var acaba? Yılbaşı kurabiyelerini gördüğümde böyle kuru tahta gibi bir şeydi. İnşallah tadı güzeldir. Ama biz hiç... Bir kıyır olmayan ve içinde çikolata olmayan kurabiyeyi pek sevmem. Elif görüyor musun burada? İnsanın işine saygısı olması gerekiyor. Peki uzun süredir yoktuk. Neler yaptık? Korona olduk. Sokakta köpek bulduk. Onu tedavi ettirdik. Sonra yeni bir kitaba başladım. Dünyanın en enteresan kitabı. Adı nedir? Şşt. Taht oyunları. Yeni başladım, efsane gidiyor. Akıcı bir kitap. Bol bol kitap okumalı, dizi, film izlemeli bir dönemdeyim. 25 gram yağ koyuyorsun şimdi. Yani Emel teyze bizi burada gördüyse, izlediğinde göreceğim zaten. Bizi mahveder. Geçen gün balkonun ışığını açık bırakmışız biz. Yani böyle... Sağ olsun bir takipçimiz de yememiş içmemiş Emily'yi yetiştirmiş. Yani gerçekten. Emily 3 gündür ışığın yanıyor. Hani de ki bari, dünden beri ışık yanıyor de. Derdin ne sen, senin bizimle aramızı kötü yapmaya mı çalışıyorsun senin ya? Senin annem beni azarladı biliyor musun sen? Evet. Annem kilo aldığında beni kuşum Aydın'a benzetiyor. Bunun yüzünden evde yemek pişmiyor. Sen bunun yüzünden bisküvi kraker yemekte. Kraker? Ama sen zaten evde yemek varken de bisküvi ve krakere devam ediyordun anneciğim. Şimdi yağını koyduktan sonra yarım su bardağı şeyini koyuyorum ben. Burayı da size şimdi ekranın yanına koymak için video çekiyorum. Bunu koydum. Bunları böyle eziyorum. Ama onu çırpman gerekiyor. Nasıl çırpmam lazım? Vallahi çırpıştıracağım. Makineyle çırpıştıracağım. Ya makineyle çırpamam ben bunu. Elimden yaparım. O sırada dedikodu yapalım. Gördün mü? Bircan'la Selam kavgası. Evet. Şey değil mi? Bak Faruk ben Elif birlikte magazin programı sunmuşuzdur ve birbirimize girmişizdir. Kesinlikle. Yollarımızı da tamamen ayırmışız. Pardon ben konuşuyorum. Efendim? Sözümü kesme konuşuyorum şu an. Ben konuşuyorum ama. Ben de konuşuyorum şu an. Ne oldu Bircan öyle ataklar yapamazdı? Ne oldu? Hayır be o yapıyor. Bazen böyle Seda Sayan gibi triplere giriyor. Ben inanmadım. Türk televizyonunda böyle bir Seda Sayan olma çiçeği. Ama bir şey söyleyeyim mi? Var. Çok nevi şahsına münhasırdı. Ben Erol Köse'nin kafasına... Ya ben Erol Köse'nin... Biz niye söylediğimi ben Erol Köse'nin kafasına şapkayla vuruşunu hiç unutamıyorum. Şapka ne lan? Çantayla. Çantayla. Aha böyle etti kafasına. Peki bir de Erol Köse'nin güvenlik tuttu. Adamın üstünde ceket varken gömleğini tuttu, çekti aldı gömleği. Giydi gömlek şuradan çıplak kaldı Erol kız. O dünyanın en güzel vücuduyla. Tuttun kardeşim. Osman! Bırak! Osman! Erol Köse'nin gömleğinin bir parçası saldırganın elinde kalıyor. Evet. Bir an önce uzaklaşmalı. Hasan. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Kısmet söyledi olur. Ya hiç sevmedim ya. Yeni sezon vasat. Ben zaten eskiyle de benim çok ilgim yoktu da benim ev arkadaşım onun yani hiçbir şeyin yenisi eski tadını vermiyor. Sadece bu böyle oldu şimdi. Hatta hiçbir şeyin yenisi eskisinin verdiği tadı vermiyor ama siz denemekten vazgeçmeyin. Nasıldı? Harika. Şimdi ben bunu yiyeyim mi? Hayır, yeme. Pekmezi bul. Ben şimdi pekmez arayacağım. Yarım çay bardağı pekmez ve bir adet yumurta sarısını ekleyerek çırpmaya başlayacağım. Yumurta sarısını içine atacağım değil mi? Evet, içine. Beynin nerede? Atıyor orayı.
Kanka bu değil ama. Yo bu pekmez. Kanka bu pekmez acı. Vallahi pekmez bir tur. Anneme soruyor. Efendim? Anne bu pekmez mi bir baksana. Kız tadına baktım ama ekşili bir pekmez. Bu şey olabilir. Nar ekşisi, nar ekşisi. Pekmez mi lazım size? Evet var değil mi? En harfiye sakladıydım onu. Annemin hayatı benden bir şeyleri saklayarak geçti. Neden acaba Elif? YouTube'dasın kanka el salla. Fan şakası YouTube'dasın. Hani seni kimse görmüyor rol yapma. Orada mı yapacağız? Yaptık zaten. Evet kanka. Neyi yaptınız? Yılbaşı kurabiyesi. Yılbaşı kurabiyesine. Hande o olmadı öyle. Çırpıcıyla çırpman lazım. Bir saniye arkadaşlar size göstereyim. Hande. Ben böyle yaptım. Ben böyle yaptım. Ben telefonla çekip kenara koyuyorum. Elim ayağıma da bulaşıyorum. Buna şunun haline bakın arkadaşlar. Kesik kesik oldu. Bunun böyle olmaması lazım. Şirin köpeklere alışık değiliz. Şimdi size buradan bir yandan dişsizin videosunu koyacağım arkadaşlar. Bak. Sen anlat bakalım son zamanlarda neler izledin? Elif'in yeni sezonu gelmiş. Hande şu ben... Crown'un yeni sezonu gelmiş. Ben onları ben izledim. Elif'ten bağımsız. Elif getir misin Allah aşkına? Ne var? 3,5 su bardağı şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Şunu bana getirerek beyninin olduğunu düşünüyor musun? 3,5 su bardağı şey bundan elenir. Elif evet elenir. Sen benim yamağım ol. Tamam. 1-2. Elif'le birlikte ne izledik? İlk önce Dahmır'la başladık birlikte bir şey izlemeye. Onun öncesinde bir kere kavga ettik. O Dahmır'a bir ağlamışım, bir ağlamışım. Onun öncesinde sen ne izlemiştin de biz kavga ettik benden önce izledin diye. Bir tane Netflix'te kısmetse olur gibisinde. Ay gerçekten. Bir program vardı. Susar mısın? İkiz kardeşleriyle katılıyorlar. Saçma sapan hangir hingir fingir diyormuş gibi yapıyorlar. Ama Elif nefes almadan izledi tabii. Ben dedim ki sadece Elif gece yatalım. Canım gece yatalım. Ertesi gün birlikte izleriz. Orada siyah. Gece uyumadı. Bir sus. Gece uyumamış, yememiş, içmemiş. Ben uyurken izlemiş. Tabii Hande bunun üzerine durur mu? Durmaz. Patlattım bir kavga. Dedim ki bundan sonra böyle bir şey yaparsa evden ayrılırım. Tabii ki de öyle bir şey demedim. Sonra onu bana niye izledin diye. Niye izledin? Orada iki tane siyahi ikizler vardı. Ben onları çok beğendim. Dayanamadım. O yüzden izledim. Yok kızım. Kop kızım kop. Zencefil edemeyeceğim herhalde değil mi? Hayır hayır onları da eleyeceksin. Karıştırayım mı ben bunu? Hayır karıştırma bekle. Elif emin ol bir kere annem elmalı turta yekimi yollatmıştı. Serçin. Yani anne teşekkür ederim rezil etmişti tatlıyı. Ama Emine teyze bir yapar gibime geliyor öyle kanka, bir. Kanka yeni bahar olmasın. Hı, tamam. Ya yok artık ya. Bana... Tamam mı? Tamam bir. Harmanlansın. Harmanlansın canım. Başlıyorum ha. Bir dur ama ben videosunu çekeceğim bir dakika. YouTube arkadaşlarım görsün diyerekten. Evet canım yoğur bakalım. Ne yapıyorsun şimdi? Onları birbirine geçiriyorum. Kolun da var ya 150 kilo çıktı ağlayacaksın mı? Ay hayır. Siz bir de benim ağırlık kaldırırken görün pazularımı. Böyle bir şey yok. Hamurunuzu saralı ve 15 dakikada kadar buzdolabında dinlendirin. Bak bunu hiçbir ev hanımının yaptığını düşünmüyorum. Hamur yapıyor dinlendirin. Ben yapıyorum. Sen ev hanımısı mısın? Evet, evin hanımıyım. Öldüm. Disney'de bir dizi, 5 bölümlük arkadaşlar. Ben isterdim ki gerçekten orada ne olduğunu bilelim. Ya bu arada spoiler içerir bu konuşma. Şey çok güzel, çekimi. 1978 yılı anlatılıyor. Gerçekten tarihi hatırladın mı? Evet. Senin belan tarihler, benim belam isimler. Evet. Evet gerçekten. Elif o kadar saçma sapan şeyleri hatırlıyor ki. Hayatımda 27 yaşındayım. Sadece kendi telefon numaramı, Hande'nin telefon numarasını ve eski erkek arkadaşımın telefon numarasını biliyorum. Ya daha biliyor musun onu? Tabii ki de biliyorum. 3 tane telefon numarası ezberleyebildim 27 yıllık hayatımda. Allah'ın uğruna cinayeti işlenilen adamı da bir görseniz. Alt tarafı voleybol oynarken yanlışlıkla kol kası yapmış göbekli bir ama adamdı. Ama birini kesti. Kadın biraz... Libidosu yüksekti. Libidosu yüksek ve ama mini bir diziydi. Çok güzeldi. Tavsiye ederim. İzleyin arkadaşlar. Daha sonra ne izledik Elif biz seninle? Ay Şeytan Marka Giyer'i izledik. Neden? Daha dün izledik. Neden onu. Bu yaşımıza kadar izlemediğimizi bilmiyorum. Çok farklıydı ve o kız bayağı operasyon geçirmiş. Anne hadi verin. Böyle, duruyordu. Gözlerinin kenarları düşük düşük. Mis gibi kokuyor Elif bu çok güzel. Yılbaşı değil artık her gün yapacağım ben bunu. Ay iğrenç nasıl içicisin be. Elif insanlar böyle demiyor arkadaşlarım. Özür dilerim. Pardon bilemedim. Şuna bakar mısın? Kahru beladan kalma iki tane kalıp bulabildim. Yani biz de hiç bunun üzerine düşmediğimiz için Emily'ye çok güvenmiştik. Ne yapıyorsun? Ya seni çok seviyorum ya. Canım benim ne yapıyorsun şimdi? Göster. Arkadaşlar bu kalıplar bu arada benle yaşıt ha gerçekten. Biraz güç kol kuvveti gerektiriyor diyorlar ama. Bunu da ben ne zaman kullansam ellerimin içi su kokluyor. Ay biraz abart Allah aşkına. Şaka yapmıyorum gerçekten. Yapamıyorum. Alışık değilim. Biraz daha abart.
Sen ne zaman oklama kullandın? Elif de sanki bana işte kesme zamanı sen gruba katılan bir kişisin. Ben seninle hayatımda bir kere bir sarma yapmaya gittim Emel teyzeye. Hayatımda ilk defa. Onda da elini aldı. Bak bir dakika şöyle yaptı. Sarmayı aldı. Şöyle şöyle yaptı. Kızlar ya ben bunu beceremiyorum. Gideyim en iyisi dedi. Aynen bu biçimde. Sen var ya benim şu an hakkımı haram ediyorum. Son yediğimiz sarmayı kim sardı? Çok da güzel yapıyor. Bu tarif güzel olursa eğer lütfen yapın. Güzel olmazsa yapmayın. Sen bunu dünyada ilk kez eden kişi olduğunu falan mı sanıyor? Evet. Nefis yemek tariflerinden aldık lan. Ama bir şey söyleyeyim mi? İlk defa deneyeceğim. Benim gibi olan milyonlarca küçük Hande senin yüzün vallahi bayağı şişmiş kanka. Gerçekten sen artık yeme. Lütfen kurabiye yemek falan yeme. Bu yaptığım şey yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim onu söyleyeyim açıkça sana. Bir. Şimdi kalp yapıyoruz. Yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Düzenli spor. Tekrar söylüyorum. Para. Asla aşk değil. Aşk saçma bir şey mi senin için? Yani benlik bir şey değil. Beni tanıyanlar iyi bilir. Benim beklentilerim hayattan daha farklı. Ney sana salak mı geliyoruz? Çok merak ediyorum. Yani salak değil. Estağfurullah efendime söyleyeyim. Ama biraz bana aşk acısı çeken arkadaşlarımı görünce onlarla birlikte oluyorum. Vaktim gidiyor. Destek oluyorum. Ama bir süre sonra diyorum ki böyle mal mal hareketler yaptığında... Alakasız bir şehire ziyaret gittim. O zamanlar bir madigudim vardı işte. Bir şehire gezmeye gitmiştim. O kadar benim tarzım olmayan insanlarla bir araya geldim ki madigudim de dahil olmak üzere. O kadar benim kalemim değiller ki. En son ben bir kere zaten sigara içilen bir yerde oturmam. -45 derecede soğukta. Camlar açık bir vaziyette bir oturma odasındaki daire şeklindeki yemek masasında. 4 kişi batak oynuyoruz. Etraf dumana durdum ve net arabesk rap dinliyorlar. Kartlar elimde şöyle durdum ve dedim Allah'ım dedim sen buraya ait değilsin. Senin buradan gitmen lazım. Sen buranın adamı değilsin. Bırak onlar kendi kendilerine takılsınlar. Belli ki mutlular. Çok da mutlular. Belki benden bile mutlulardır. Ama ben oraya ait değildim. Ne kadar üzüleceğimi bilsem de orayı terk ettim. Ertesi gün mü? Yok birkaç gün sonra. Ya gitmişken kalayım dedim ya. Allah aşkına biz niye 100 yıldır kurabiye yapıyoruz? Bu kurabiye niye bitmiyor? Kalplerden nerede? Kalp şekli. Sen aldın ya ben yapmadım. Hayır almadım. Her şeyi alıp suyun içine koymuşum. Özür dilerim. Bir tane beyni çalışan arkadaşı. Okyanusun kalbi sanırım bu. El bezine sileyim o zaman. Al. Hasbinallah veli kilmeti. Ben şimdi süreyi tutuyorum. Bu 12 dakikada pişiyormuş. Kurabiyelerimiz pişti. Çikolata yiyemeyeceğin için üzgünsün değil mi? Elif neden yemeyin? Buhar olup uçacak mı bunlar? Hande ama sen onu kıtır kıtır yemeksin. Biraz anı yaşa ya. Biraz anı yaşa. Tanıdığımız bir salak arkadaşımız. Biz kameralara sürekli bir şeyler çekiyoruz diye bize böyle. Yani siz hiç anı yaşamıyorsunuz. Bazen bize bazı çikolata alıyorlardı. Hatırlıyor musun? Bence senin onunla ilgili bir travman var. Babam Ülker'in Napoli mi? Napoli? Şu Napoli'den şu asansörlü. Çekmeceli asansörlü çikolata. Ondan alırdı. Mehmetcan'la birlikte bana bölüştürürdü ve ben sinir krizi geçirirdim. Bir kutuyu mu bölüştürürdü? Evet. Niye iki tane almıyordu Allah aşkına? Ay bilmiyorum. Dişleriniz çürür. Yok çok zararlı. Yardım etsene Hande oradan yiyorsun. Dalga mı geçiyorsun Hande? Elif 2 saattir bunların hepsini ben yaptım. Evet arkadaşlar dünyanın ilk Milka çikolatasını yakan kız. Ya ne yakması manyak manyak konuşmayacağım. Bu ne Elif yanmış ya. Hayır. Bu çikolata ne? Gerçekten. Evet yanmış ya. Tamam ya sus. Tamam yanmış. Biraz yanmış. Senin suratın bir karış. Karış değil. Kurabiyelerimi yapıyorum. Neden suratın bir karış? Kurabiyelerimi yaktım çünkü. Ne oldu? 2 saat telefona bakacağım diye. Bir dakika ne oldu? Kurabiyelerim yandı. Bir şey diyeceğim. Bu kurabiye Allah'ını seven aşağıya... Bu mu yanmamış? Bu ne? Bak. Aşkım bir beyaz bak, çikolata. Bir dakika bırak. Ne yapıyor? Taş sesi geliyor. Hani kurabiye ıslak mı olacaktı? Cıp sesi mi gelecekti Allah bundan? Allah aşkına. Kenarları az da simsiyah olacakmış ya. Ben arkadaşlar ben böyle gerçekten böyle bir şey görmedim. Bu kurabiye gerçekten şu an tam oldu. Tam kıvamında. Şimdi suratını gerçekten akıtacak mısın bunun için? Bilmiyorum iş yapıyorum ben şu an. Buradan bakınca hiç öyle durmuyor. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimiz pişti. Bir tane normal yanmış. Bir tane de Milkalı yanmış. Teşekkür ederim. Ay yemin ederim. Bak bir şey değil mi? Şu hayatta bir sürü şey geldi başımıza. Bir kez senin kalbini şöyle kırmadım biliyor musun? Ne zaman kırdım ben senin kalbini? Neyse boşver bu konulara girmeyelim. Olay bitmiştir. Şöyle yılbaşına ağzını kurabiyelerimi de yiyemedim zaten. Bakın şimdi.
Nimet'e doğru düzgün davranmaz mı abiyelerimiz? İşte yanmasaydı bilmiyorum. Hande artık ben sinirleneceğim. Tadı yok. Orada tamam yanmayalım. Tadı tamam. Yok. Arkadaşlar biz yaptığımız kurabiyenin tadına bakmadan bu videoyu kapatıyoruz, tamam mı? Şunun üstündeki çikolatayı yiyeyim bakayım. Bana da ver bakayım. Evet, ilk defa yanık Mika yedim. Thanks. Çikolatadan alabildin mi? Biraz yanmış. Elif'le düşündük, arada böyle tarif videoları çekmek istiyoruz. Böyle birbirimize nasıl girdiğimizi ve tarifi yapamadığımız. Bildiğiniz arkadaşlara benzemeyiz. Kolay değil. 12 yıldır birlikte yaşıyoruz. Öyle bizden canımlı cicimli şeyler pek göremezsiniz. Beklemeyin. Yani arkadaşlar siz manyak mısınız? Annenize babanıza bakın. Birbirinize her saniye aşkım diyorlar mı? Hayır. Bazen birbirlerinden nefret ediyorlar. Bir kadın var ya öldü. Çok da üzülmedik. Sizin adam sağ mı? Yok, öldü. Kaç gün ağladık arkasından? Hiç ağlamadık. Yani bir yerden sonra 12 yıldır beraberiz yani. Tabii ki de böyle olacak. Ama sor. Bunun yerine birisini alır mısın? Almam. Sen benim yerime... Şey diyormuşum, beterin beteri vardır. Aynen, beterin vardır. Gelen de gideni aratır. Bunu da unutmayın yani. Ben de almam. Arkadaşlar, herkes kendine çok iyi baksın. Bu yıl gerçekten bebek gibi, size bebek gibi bakan, size kendinizi bebek gibi hissettiren, sizi elinin üstünde taşıyan insanlara zaman ayırın, emek verin. Ben böyle şeyler yaşamıyorum arkadaşlar. Dur, söyleyeceğim, bekle. Para istiyoruz. Para. Hande yine para yaptın. Kaç yıl önce... Allah korusun. Hani... Yine başıma bir şey gelmesin. Allah'ım ne olursun. Sen o videoyu hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yeni yıldan ne bekliyorum? Para. Ondan sonra ne oldu? Bacağını koparttılar da azda. Kanser hücresi vardı vücudumda. Valla iki kez dizinden ameliyat oldu. Diz kapağı yok artık. Orada kemik betonu... Hayır, yeni yaptılar. Kemik betonu diye bir şey döktüler diz kapağının yerine. Yani sen bir daha neymiş? Ne bekliyorsun yeni yıldan Hande? Bak bu yıl doğru düzgün bir cevap. Sağlık artı para. Sağlık artı para. Aşk beklemiyorum. Ben bekliyorum bu yıldan. Size bebek gibi bakan ailenize ve sevenlerinize zaman ayırın. Hiç çöpe vakit atmayın. Vakit önemli. Aşk var, aşk. Dört ayaklı arkadaşlarımıza da vakit ayıralım. Ben onları çok seviyorum. Arkadaşlar lütfen kanalımızı takip etmeyi, yorum bırakmayı, abone olmayı, efendime söyleyeyim YouTube arkadaşlarım, eski videoları tekrar izlemeyi ve bizi sevmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bay bay. Hadi bay.